Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 6. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Hafta sonunda birbirinden önemli maçlar oynandı. Evet. Şanlıurfa Spor Fatih Karagümrük maçının sonucunu çarşamba günü yeni hafta programımızda konuşacağız. Çünkü biz pazartesi oynanan maçların sonuçlarını çarşamba konuşuyoruz. Fix onu söyleyelim. Sonuç videolarımızı pazartesi günü yaptığımız için. Ben bir klasik hatırlatmaları yapayım. Tabii. Ardından cuma günü oynanan maçların sonuçlarıyla başlayalım. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayın ve bizi golvar.com'dan takip edin. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden özellikle ricamızdır. Kanalımıza abone olun, videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abone olmalarını, ardından da videomuza beğeni, yorum ve sona kadar izleyip paylaşmalarını özellikle bekliyoruz. Tüm maçların sonuçla ilgili de herkesten özellikle kısa da olsa yorum bekliyoruz. Evet. Ama özellikle ricamız her izleyen izleyicimiz beğeni butonuna basmayı unutmasın. İzlenmelerimiz yüksek oluyor ama beğeni az kalıyor. Aynen. Lütfen beğeni yapmayı da unutmayın diyelim. Erzurumspor Esenler Erok Spor maçıyla programımıza başlayalım. Tamamdır. Ki Ahmet, yani Ahmet Spor, Bolu Spor maçını da ayrıca özel programı değerlendireceğiz. Aynen öyle. İlk konuşacağımız maç, cuma gününden iki maç vardı haftanın açılış maçları. Erzurumspor Futbol Kulübü Esenler Erok Spor maçının sonucu olacak. Erzurumspor Futbol Kulübü kendi evinde İstanbul ekibi karşısında maçın ikinci yarısında Odise Roşi ve Eren Tozlu'nun golleriyle rakibini 2-0 yenerek çok kıymetli bir 3 puan aldı ve cuma günü çıkacağı zorlu Iğdır deplasmanı öncesinde de büyük moral buldu. Erokspor Faye ile etkili olmaya çalıştı maçın genelinde, özellikle kontra ataklarda, ama Erzurumspor evinde hata yapmadı ve çok kritik bir galibiyet aldı. Özellikle Furkan Özhan sonradan oyuna girip çok önemli bir katkı yaptı Dadaşlar'da. Yorumun ne olur maçın sonucu için? Şimdi öncelikle Erzurumspor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki de. İki tarafta da gol bekliyordum ben. Gollü bir karşılaşma bekliyordum ama Erzurum tarafında goller kaldı ve 2-0 kazandı. Bu arada hani yine Eren Tozlu'nun gol atması önemliydi. Maçtan sonra da zaten biliyorsun. Maçtan önce aldı maçtan plaket. Önce, pardon, Ahmet Dal. Başkan kendisine plaket takdim evet. etti. O da karşılaşmada yine golünü attı. Senin de dediğin gibi Furkan Özhan dakika 46'da oyuna girdi biliyorsun. Aynen. Tasev oyundan çıktı. Herhalde bir sakatlık durumu oldu orada. Tasev ilk yarı çok kötü oynadı. Aynen. Ama. Biraz da yani ben sanki böyle ayağında sendeleme gördüğüm gibi. Ya artık kötü performanstan dolayı aldı ya da bir müdahale oldu, bir sıkıntı yaşadı, ondan çıktı. Ama ben biraz sakatlık gibi gördüm. Bir de Azubuki erken çıktı dakika 63'te. Yerine Sefa girdi. Doğru. Normalde biliyorsun Sefa 11'de oynuyordu Azubuki gelmeden önce. Azubuki gelince kadroya girdi. Hakan Hoca orada bir risk aldı aslında. 6 numara çıkarıp 8 numara aldı. Karşılığını da aldı bence. Evet, karşılığını aldı. Zaten bu maçın bence ana şifrelerinden birisi de şu oldu. Esenler Erokspor'da Mehmet Altıparmak Hoca'nın hem ilk 11'de hataları var, bir de oyuncu değiştirene çok geç başladı. Ne gibi? Dakika 74'te oyuncu değiştirene başladı bu hata. Bir de Jack yedek kalamaz. Ki Jack'i 74'te aldı işte. İlk geçen de yedekti. Iğdır maçında evet. da yedekti. O maçta anlıyorum yeri gelmişti zaten ama bu maçta kesinlikle yedek kalmaması gerekiyordu. Bir de Çatakoviç de yedek kaldı, o da 74'te girdi. O da Iğdır maçında yedekti, sonradan evet. girdi. Bu maçta da yedekti, yine sonradan yani girdi. Yani Erokspor'da şu an Alper Karaman mesela yedek kalmasını ben anlayamadım. Sizin hani zaten bu takımda. O da bayağı geç girdi bu Hazır arada. Hazır 87'de girdi. Evet. Yani bu hoca değişti de çok çok geç kaldı. İdris Fırat 87'de girdi. Zaten golden sonra girdi ikisi. Alper'le İdris'le. 2-0'dan sonra forvet zaten. Forvet oyuncusu. Hocam evet. ama artık İdris o saatten sonra. Yani. Yani ben işte bunu anlamıyorum. Gol yiyorsun alıyorsun. 2-0 mu zaten, alsan ne olur? İş işten geçmiş. Dakika 62'de ilk gol geldi. Yani 67'de geldi pardon Erzurumspor'un. Zaten Doğru. senin bir kere 60-65 yani 60-70 arası değişiklere başlaman lazım. Bence de. Yani hoca bence bu maçta tamamen sınıfta kaldığını düşünüyorum. Hakan Kutlu Hoca'nın da doğru dokunuşlar yaptığını düşünüyorum. Ben Erzurumspor için de bir yorum yapmıştım sezon maçı. Erzurum tahtayı açarsa demiştim ki açtı. Belli transferler yaptı. Devre arasına kadar playoff'a yakın giderse, devre arasında hamle yaparsa bu takım net playoff adayı. Ve devre arasında yapacağı transferlere göre hani o playoff'taki şansı olur mu olmaz mı noktasını konuşabiliriz. O ayrı bir nokta. Hani şu an işte playoff'a kalırsa çıkabilecek bir kadro var yok diyemem. Çünkü devre arasını bir görmem lazım. Evet. Erzurumspor şu an benim beklediğim gibi gidiyor.
Erzurumspor'un almış oldu. Ben galibiyeti tebrik ediyorum. Esenler Erokspor'da bence yine dediğim gibi benim kendi görüşüm. Belki sen farklı düşünüyorsundur. Mehmet Altıparmak'ın dokunuşlarından dolayı bu maçı kaybettiğini düşünüyorum. Salı günü Erokspor'un Malatya Sporlu ev sahipliğinde bir maçı var, evet, İstanbul'da. Erteleme maçı. O maç Erok adına çok kritik. Kesinlikle kazanması lazım. Bence de kazanırlar. Erzurumspor'un da attığı ilk golde bir VAR incelemesi oldu. Bence gol net temizdi. Gol temiz. Boşuna 5 dakika VAR'ı dinlediklerini aynen düşünüyorum hakemin. 5 dakika ne dinliyorlar ya? Aynen. Çok dinliyorlar. Senin de dediğin gibi zaten Furkan Özson asist yaptı golün Roşi'ye. Roşi de bence Erzurum'da gayet iyi başladı. Bence hani de. Geçen sene Sakaryaspor'da çok iyi değildi ya, böyle evet, bir iniş bir çıkış. Doğru. Ben burada tekrardan Bolu'daki performansı göstermesini bekliyordum. Şu anda da Roşi'ye öne ikinci gol oldu onda bu sene. Doğru. Onu da tebrik ediyorum özellikle. Aynen öyle. Rakiplerin tozunu alan adam Eren Tozlu da evet, toz almaya devam ediyor. Aynen. Yani Eren çok kaliteli bir golcü. Büyük karakter, büyük golcü. Benim de en sevdiğim oyunculardan biridir Türkiye profesyonel liglerinde. Eren'i de özellikle tebrik ediyorum. Evet. Erzurumspor'da kutlayalım aldı kritik 3 puandan dolayı. Cumartesine geçelim. Geçelim. İstanbul'da güzel bir maç. Ne oldu? Niye güldün? Şeye güldüm de yani haberler falan var. Peki, onlara tamamdır. Bir de bizim resme güldüm biraz. Ha, olsun. Cumartesiye geçelim. İstanbul'da güzel bir maç vardı. Aslında daha gollü geçmesini bekliyorduk. Pendik Spor Gençler Birliği'ni ağırladı kendi evinde. Sen maçı atladın. Manisa maçı vardı. Aa, çok pardon. Özür dilerim. Ben de aynen, diyorum hani doğru, çok golü bekliyorduk. Az golü de nasıl az oldu? Doğru, doğru. Çok pardon. Manisa Futbol Kulübü yeni Malatya Spor maçıyla devam edelim. Çok konuşacağımız bir taraf yok ama Manisa ile ilgili bazı istatistikler var. Evet. Ve bu belediyenin çalışması. Onu da konuşalım. Haklısın. Manisa FK yeni Malatya Spor'u 1-0 öne geçip 1-1'e yakalandığı maçta 5-1 çok rahat mağlup etti. Osuji ve Fofana attıkları ikişer golle Furkan'ın adamı Dani Ramirez de yaptığı 3 asiste maça damga vuran oyuncular oldu. Saha içinin çok konuşulacak bir yanının olduğunu düşünmüyorum aynen, maalesef Malatya Spor'un durumundan dolayı. Bir de maçtan sonra cumartesi günü sabah Manisa FK bir video paylaştı. Oyuncular kazma küreklerle böyle evet, yerlere falan vuruyordu, işte o su deposu falan mı, vanaları mı ne varsa işte oraları. Belediyeye mesaj veriyorlar. Ya size, bu belediye ile Manisa FK'nın arasındaki olay hoş bir yere gitmiyor bence. Sonuçta Manisa FK'nın altyapı milli takımlarımıza gönderdiği oyuncular var. Bir o şehrin takımı sonuçta bu takım. Aynen, ben de seninle aynı görüşteyim. Artık bu konunun bir ortak yol bulması lazım. Bir de Manisa FK'nın kadın bir başkanı var biliyorsun. Evet. Hani bence bu da güzel bir nokta. Futbolumuza ayrı bir renk getiren bir nokta. Çünkü bence kadın başkanlar da olmalı. İsim neydi, hatırlıyor musun? Yasemin Hanım olabilir. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben istiyorsan bir bakalım buradan. Yanlış bilgi vermeyelim. Hatta geçen 23 Elazığ FK kötü bir olay yaşadı. Evet, onlara da buradan büyük geçmiş olsun. Manisa FK kulüp başkanı hemen onlara biliyorsun yardımcı oldu. Aynen. Ziyarette bulundu. Bunlar güzel şeyler. Yasemin Buket Aktan, Mehmet Aktan başkanın ya hanımı ya da o kızı mı? Akrabası artık falan olabilir. Aynen artık ya da şey aynen. Hani bu olayların da senin de dediğin gibi tatlıya bağlanması lazım. Çünkü Manisa FK bu şehrin takımı. Evet. İlginç yerlere gidiyor. İşte yok su vanaları sökülüyor, tesisatı sökülüyor. Aynen. Sen ne dersin bunun için yani? Vallahi zaten kesinlikle sana aynen Mehmet başkanın hanımıymış. Ha, doğrudur. Yani. Buradan da baktım. Yasemin Buket Aktan. Zaten Yasemin Hanım'ın yaptığı Elazığ'a ziyaret, 23 Elazığ'a. Cesedim de daha doğrusu güzel, insani bir davranış. İnsani davranış güzeldi. Zaten belediye konusunda futbolcular bir mesaj vermek için zaten onu yaptı. Bir de hani artık bir de biliyorsun geçen daha 2 hafta önce falan Hacı Osmanoğlu geldi mi tahtaların üstünden geçiyor. Oyuncular geçerken geç. Doğru. Allah korusun şimdi orada bir oyuncunun ayağı şöyle bir dönse, İçine Allah düşse, korusun düş yani düşme değil. Dönse ayağı sakat bir sezonu kapatsa bu adamın bir senesi gidecek. Kim bunun vebalini ödeyecek mesela, verecek? Tabii, kesinlikle. İnsanlar hiç bunu düşünmüyor. Bir de sonuçta bu takım bu şehrin takımı. Aynen. Yani Manisa Spor nerelerde mesela? Süper amatörde. Yerle yeksan ettiniz maalesef takımı. Bari Manisa FK'ya sahip çıkın. Aynen. Yani eğer benim zaten her zaman görüşüm de şu. Onu ayrıca söylüyorum. Eğer bir takım varsa bir şehirde o takıma zaten sahip çıkılsın. Kim vardı? Manisa Spor. Ama sen Manisa'ya sahip çıkmadın. Çıkmadığın için de bari şu an üstte olan takımına sahip çık yani, anladın mı? Bir kurumsal yapısı olan bir takıma evet, sahip çık. Buna da çıkmıyorsun. Maçla ilgili de zaten çok konuşulacak bir taraf yok. Yani Ramirez'i ben beğeniyorum. Çok iş yapacağını söyledim. Şu an 5 asist oldu ama hani Malatyaspor karşısında yapmış olduğu 3 tane asistinde bir kayda değer noktası yok. Çünkü Malatyaspor bu ligin en kötü takımı zaten. Fofana da 5 gol oldu ligde mesela. Evet, Fofana Ramirez da 5 gol Ramirez 5 asist, Fofana 5 gol. Aynen. Manisa gayet iyi gidiyor. Ben Manisa için de söyledim. Ya bu sene iyi yabancılar aldı. Bak bu ayrımı yaptık. Bu sene iyi yabancılar aldı. O da ilginç oldu. En düşük bütçeli sezonlarında belki de en iyi yabancılarını evet, aldılar. Yani Dani Ramirez şu anda ben yine söyledim. Sen de söyledin.
Liço için de söyledik. Kafa oynayacak tüm takımlarda oynar diye. Fofana'yı zaten söylememize gerek herkes yok. O bizden biri aynen, gibi. Yıllardır burada zaten olduğu için ama kesinlikle. Ramirez dışarıdan geldiği ben için. Ben mesela Osuji transferini de beğenmiştim hatırlıyorsan. İş yapacağını düşünüyordum. O da bu maçta 2 tane gol attı. Bir de asist yaptı ayrıca Fofana'nın golünde. Doğru. Yani çok konuşacak bir taraf yok. Manisa FK'nın galibiyetini tebrik ediyoruz. Yine Malatya Spor yeni sezonunda ikincilikte mücadele edecek zaten. Maalesef 25-26 sezonunda. Çağdaş Hoca da çok iyi başladı. 6 maç 11 evet. puan. Çağdaş Hoca 3. ligde zaten rüştünü ispat etmişti. Bir anda 2 lig birden yukarıya çıktı ve 6 maç 11 puan çok iyi başladı. Yani 1.8 puanla gidiyor evet. şu an. Gayet iyi çünkü Manisa en mütevazi kadrosuyla oynuyor bu lige geldiğinden evet, beri. Evet zaten Çağdaş Hoca ve Çağdaş Hoca gibi hocaların artık 1. lig ve Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani hep aynı isimlerde dönmesinden bıktık. Mesela Bandırma Spor'da neye bahsediyoruz? 3. defa Mustafa Gürsel dönemi oldu. 4 maçtır maç kazanamıyorsun. Doğru. Şimdi 4. haftası oldu bu hafta. Onu da konuşacağız birazdan. Çağdaş Hoca geldiği zaman ne söyledik? 3'ten bir anda 2'lik atladı. Hoca ile ilgili olumlu olumsuz bir görüşüm yok dedim. Hatta şunu söyledim. Ama Manisa'nın bu tercihini doğru buluyorum dedim. En azından aynı isimlerde dönmedi. Aynen, yani bir aynen. şans verdi isme. Farklı bir isme. Alttan. Doğru. Ben hep söylüyorum. Altta birçok hocamız var bu ligde iş yapabilecek. İsim vermiyorum. Arasın tabii. bulsunlar. Herkes biliyor yani. Aynen, ama işlerine öyle. Gelmiyor. Hep aynı isimlerde dönüyor bu futbol maalesef bizim Türkiye'de. Katılıyorum. O yüzden Manisa'nın yönetiminin de bu hamlesini çok doğru buluyorum. Tekrardan da galibiyetlerini tebrik ediyorum. Zaten hafta sonu da önemli maçları var. Onu da konuşuruz. Bolu Spor'la oynayacaklar. Çarşamba günü değerlendireceğiz. Cumartesi zaten. Günü o maçta. Manisa evet. FK'yı ve Çağdaş Hoca'yı kutlayalım tekrar. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Cumartesi gününe geçelim. Geçelim. Güzel bir maç olmasını bekliyorduk. Bol gol anlamında ama sadece bir gol çıktı. Pendik Spor kendi evinde Gençler Birliği'ni ağırladı. Gençler Birliği maçın hemen ikinci yarısının başında Hamilton'un yaklaşık 80 metre sürdüğü topta Mete Kağan'ın önüne bıraktı. Mete Kağan'ın da boş kaleye yuvarladığı topla maçı 1-0 kazandı ve çok kritik bir galibiyetle İstanbul'dan başkente döndü Gençler Birliği. Gençler Birliği 3 maçtır üst üste kazanıyor. Hı hı. Recep Hoca ve öğrencileri iyi bir ritim yakaladılar. Ayrıca son 3 galibiyetlerinden üst üste 3 maçlarını kazandıkları seride ikisi İstanbul deplasmanından. Biri Erok, biri de Pendik. Önemli bir seri yakaladılar. Ne düşünüyorsun maçın sonucu için? Ayrıca kaleci Erhan Erentürk sezona mükemmel başladı. Vallahi bu maçta da 5 kurtarışı var. Erhan'ı normalde Furkan'da ben de pek beğenmem ama bu sene kariyerin en iyi sezonu bu sene gidiyor şu anda. Ligin ilk 6 maçında. Haftasının sonunda ligin en iyi kalecilerinden biri performans Iğdır olarak. Iğdır maçı bak net bu maç. Hani evet. bazen bir oyuncuya üst taraftaki takımlar teklif yapar ya benden her zaman erken derim sana hatta sorarım. Bana bir tane maçını söyle derim. Kalırsın böyle çok söyleyemezsin. Doğru. Orada eleştiririz. Erhan Erentürk'ü de eleştiren isim olarak burada kaç yıldır program yapıyoruz. Ama bak bu sene 2 tane maç koyuyorum dedim. Iğdır maçı, Liço'nun topu. Bu iki maç. 2 tane de arka arkaya. İlk önce Regat'ın friki döndü. Doğru. Liço'nun vuruşu. Bir de bu maçta 5 tane kurtarış bak. Her zaman insanların hakkını vereceksin. Tabii canım. Ama biz eleştirdim eleştiririz. Ama iyi oynuyorsa da gerekeni söyleriz. Erhan Erentürk de şu anda bence 1. ligde en iyi kalecilerden bir tanesi performans olarak. Yani gerçekten bak şu anda ben objektif olarak şeye de bakıyorum. 1. ligin tüm takımlarına bakıyorum kaleye noktasında. Tabii tabii. Bence Erhan Erentürk dışında da ön plana çıkan bir kaleci performansı yok. İlk 6 haftanın en iyi kalecisi Erhan. Başka yok. Bak ikinciye bir tane isim koyamam. Hiç yok bir tane ön plana çıkan. Ben İstanbulsporlu İsa'nın da şu ana kadar gayet iyi getirdiğini düşünüyorum. Şöyle İsa'nın mesela kurtardığı maç yok. Erhan gibi yok. Yani hani kalecilik bir iş düşen bir nokta olmadı yani. O çok anlamda. Ekstra İsa yok. İsa kötü anlamında söylemiyor. Yanlış anlaşılmasın. İyi oynuyor ama Erhan kadar değil. Yani kesinlikle. Şey yok yani böyle kalecilerden hep kurtarış beklediğiniz maç kazandırdığı zaman daha çok konuşuruz ya. Tabii. Şu an ona bir iş düşmedi yani anladın mı? Ümraniye net yendiler. Urfa'yı net yendiler. Erhan kadar fazla mesai yaptı. Tabii. Aynen. Yani orada aslında İstanbulspor'un takım savunmasının da biraz katkısı var. Çünkü gençler bile pozisyon çok veren bir takım aslında baktığın zaman da. Ama kazanmasını biliyor. Biraz önce Erzurumspor için söylediğimi yine burada Gençler Birliği için de söylüyorum. Çünkü sezon başı Gençler Birliği için de söyledim ben biliyorsun. Dedim ki bu takım iyi bir kadroya sahip kardeşim. Recep Hoca ilk defa hocalık yapacak. Teknik direktör tabiriyle birinci adam olarak antrenörlük yapacak dedik. Teknik direktörlük yapacak dedik. Ve hocayı burada bazı konularda uyardık. Eleştirmedik aslında. Eleştirdik ama uyarı mahiyetinde eleştirdik. Dedik ki hocam bak belli bir kadro var. Bu kadroda yapacaklarını şunlar dedik. Yani bizim kendi görüşümüzden akıl vermek için yanlış anlaşılmasın. İşte Nalep 11 oynamalı.
Mete Hakan bana göre 11 oynamalı zaten diyordum ben, hatırlıyorsan. Ama hocam yedek bırakıyorsan bence oyuna daha erken alman gerekiyor diyorduk. Çünkü 85'te alıyordu, 88'de alıyordu. Bak dikkat et, son haftalarda işte 59-60'larda almaya başladı. Bu maçta da 11'e koydu. Bak maçı kazandı. Mete Kağan bu sene ilk defa 11'de başladı. Evet. İlk 11'de. Yani Recep Hoca'nın bizim hani bu söylemlerin karşılığında aslında bu hamleleri yapması da hani bizim de bence yanılmadığımızı gösteriyor bu görüşler anlamında. Bak mesela ciddi anlamda hep söylediğimiz noktalarda gençler bile maçlar alıyor. Hamilton diyoruz, hassı yaptı. Kaç metre sürdü topu. Evet. Mete Kağan aynı şekilde. Yine bakıyorsun mesela biz Fırat Cunüzüm'ün kesilmesi gerektiğini söylemiştik ya daha ikinci sağ haftada. Bekte. Bak hoca sağ bir kesti. Gençler bile daha iyi geriden oyun kuruyor. Daha iyi ileri çıkıyor. Savunma hattında o bek tarafında biraz daha defansif olarak etkili. O yüzden Gençler Birliği bu tarafta avantajlı noktada ve 11 puana geldi. Geçen haftada bir taraftarımızın yani izleyicimizin bir yorumu vardı. 3 tane takım saymıştı şampiyonlukta. İstanbulspor, Pendikspor bir de Bandırma mıydı vardı? Olabilir. Ya da Ahmet mi vardı? Öyle bir şey vardı galiba. Aynen. Ben dikkat ettiysen orada hiç Pendik'i söylemedim yine. Yani evet. Ben Pendik şampiyon kadar görmüyorum. İşte bak bu. Pendik hiç sahada 3'te 0 oldu. 3 evet. Maç 3 mağlubiyet. Ya Pendik'in kadrosu iyi değil. Ve Pendik'in kadrosu iyi değilken de savunma hattı çok kötü. Aldığın son transfer İbrahim Aktağ zaten çok yanlış, çok kötü. Topalli çok yanlış, çok kötü. Topalli hiç hazır görünmüyor. Delvaye yok piyasada. 2 haftadır geleli 2 hafta oldu ama bence bu maçın adamı Sinan Osmanoğlu. Mükemmel bir maç çıkardı çok Gençler önemli. Birliği'nde Erhan'la beraber. Benim kendi dikkat görüşüm. Dikkat ettiysen Sinan'la ilgili bir yorum yaptık. Sinan son dönemde düştü dedik. Evet. Burada kendini bulabilir, bir potansiyeli var dedik. Bak burada iyi oynuyordu. İyi oynuyor. Çok tecrübeli bir stoper evet. Zaten. Şampiyonlukları da yani var bu ligde. Yani Gençler Birliği taraftarının içi rahat olsun. Bu sene şu an ilk devre için iyi bir kadro var. Bak yine aynısını tabii Erzurum'dan daha iyi kadrosu var Gençler Birliği'nin. Bir tık daha iyi. Bence de. Gençler Birliği de devre hatta bak Gençler Birliği'nin yanına bir tane daha bir şey koydum ben. Devre arasına kadar playoff'a yakın veya içinde demedim. Yanına zirveye de yakın dedim. Dikkat ettiysen. Bunu niye söyledim? Çünkü ben bunu yapabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani ilk devrede kafa kafaya gitme anlamında. Ama gidip de devre arası hamle yapmazsan sezon sonuna kadar götüremezsin. O yarıştan koparsın. Ama devre arasına kadar eğer Gençler Birliği şu an 11'e 13 gidiyor ya. Aynen. İşte 3 puan maksimumlaması. 3 puan, 4 puan, 5 puan zirveyle fark olup Gençler Birliği devre arasına girerse. Devre arası da ben şampiyon olmak istiyorum deyip. Ona göre hamleler yaparsa Gençler Birliği'nin şansı yüksek bak ben sana söyleyeyim. Buğra Çağrı'nın bir sakatlığı vardı bu arada. Evet. Kadroda yoktu, ona da geçmiş olsun. Metehan Mimaroğlu da hiç süre almadı bu maçta, onu belirtelim. Sakatlığı mı var acaba? Yok, kulübedeydi, oyuna alınmadı. Yok yani acaba bir sıkıntısı mı var? O olabilir. Dün hatta Gençler Birliği pazar günü rejenerasyon idmanı yaptı. Metehan idmanda vardı onu evet. Söyleyeyim. Orada gördüm. Bir de Gençler Birliği'nde bana göre şu an tek bir problem var. Nalepa çok formsuz. Tek problem o Nalepa bence. Nalepa zaten şu an iyi değil. Takım alışamadı hiç. Sezona çok kötü başladı evet. Nalepa. Hani bildiğimiz Nalepa gibi değil. Bir de bu maçta Gençler Birliği'nin iki Pendik Spor'unda bir topu direkten döndü. Onu evet. Belirtelim. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Valla başka eklemek istediğim bir şey yok. Ben Pendik Spor için son bir şey söyleyeyim. Ardından tabii. Geçelim. Zaten ikimiz de aynı görüşteyiz. Forvetler çok çok iyi. Ama ben hep şöyle bakıyorum. Takımın geneline bakıyorum. O yüzden ben Pendik Spor'u şampiyonluk yolunda şu anki mevcut kadrosuyla hiç aday olarak görmüyorum. Ben Pendik Spor'u ilk 7 adayı olarak görüyorum ama şampiyonluk adayı olarak görmüyorum. Geçen hafta görüyordun ama. Şundan dolayı savunma çok sıkıntılı ama bu maçta bunu, da. Ama ben bunu bir de bu maçta üçlü oynadı hoca ona rağmen savunma ama ben birinci haftadan itibaren söylüyorum savunmayı. Ben bir Delvaye'li Pendik'i görelim diyorum ama Delvaye niye 2 haftadır kadroda yok. Bir de Alpaslan niye oynatılmıyor onu anlamıyorum. Bilmiyorum da ben hani geçen hafta da yanım yaptım Delvaye geldiği zaman da. Delvaye'ye lafım yok ama. Delvaye bu takımı üst tarafa çeviremez. Yani ne anlamda? Sadece kendisi için söylemiyorum. Takımda çok eksik var. Mesela Pendik Spor'da ciddi sağ bek zaafı da var. Yani. Pendik şimdi 3 tane gol atsın 4 tane yiyebilecek bir kadrosu var. Kadro şeyinden, bekinden tut. Stoper attı. Kalecindeki performansına kadar. Kaleci Burak kadar. Acayip formsuz. Çok kötü. Maçın ikinci yarısında bir şut oldu. Burak ben televizyondan izledim. Burak kendisi izliyor. Top direkten döndü. Hani evet. Burak acayip. Burak en kötü sezon başlangıcını yapmış olabilir lige. Mesela Eren yıllardır bu ligde. Yıllardır kötü diyoruz. Burak da yıllardır iyi. Biri yıllardır kötü olurken iyi oynuyor. Biri de yıllardır iyi oynarken kötü oynuyor. En kötü kariyer başlangıç sezonu evet. Olabilir Burak'ın bence. Yani bence yıllardır bu ligi izliyoruz. Gençler Birliği'ni kutlayalım. Evet. Recep Hoca'yı özellikle tebrik edelim. Başkent'e de Pendik'e de selamlarımızı yollayalım buradan. Aynen selamlarımızı iletelim iki tarafa da hem Ankara'ya hem de Pendik'e. Bir diğer maça geçelim. Bu maçta cumartesi saat 19'daydı. İki köklü camia Başkent'te karşı karşıya geldiler. MKE Ankara Gücü Sakaryaspor'u konuk etti kendi evinde. Başkent ekibi yeni hocası Kenan Koçak önderliğinde çıktığı karşılaşmayı ilk yarıda Tolga Ciğerci'nin penaltıdan, ikinci yarıda da kontra ataktan Dorin Rotaryu'nun golleriyle 2-1 yenerek adeta nefes aldılar.
9 puana çıktı Ankara Gücü. 6 maç, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet. Ben Ankara Gücü'nün kazandığı penaltının ilk yarıda penaltı olduğunu düşünmüyorum. Onu da şimdi ekrana veriyoruz zaten. Tamamdır. Penaltı pozisyonu izleyenler de izlesinler. Hiç Siyun'un yerde kaldığı pozisyonda ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Bir de Sakaryaspor'da Cumhur Genç Başkan kısa bir aranın ardından sonra geri döndü başkanlığa. Sakaryaspor tarihinin 45. başkanı olmuş Cumhur Başkan bu arada. Dün bir haber vardı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ona da. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Kurtlar Vadisi'nde Deli Hikmet vardı, hatırlıyor musun? Ona benzetiyorsun. Kenan Koçakoca'yı ona benzetiyorlar. Geçen resim falan da koymuşlar. Zaten koymaları gerek yok. Samsunspor'la da çıktığında biz bunu konuştuk. Konuşmuş muydu? Aynen. Herkes dedi ya, Samsunlar dedi, o zaman bize dedik. Ben unutmuş olabilirim. 2 sene önce yani, 3 sene önce hatta. Ankara Gücü'nü nasıl buldun? Özellikle Efkan çok top kaybı yaptı. Ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle hem Cumhur Genç için hayırlı olmasını biliyorum, Cumhur Başkanı için, hem de hayırlı Ankara olsun. Gücü'nün galibiyetini tebrik ediyorum. Öncelikle penaltı konusundan giriyorum. Çünkü tabii ki. Maçın açılış golü olduğu için zaten şu anda ekrana da veriyoruz pozisyonu, penaltı pozisyonunu. Bir kere pozisyon dışarıda, bir de bence pozisyonda faul de yok gibi geliyor bence bana. Bence de yok. Bence faul yok zaten. Faul de yok bence, anladın mı? Aynen. Hani ben tekrar tekrar şimdi program başlamadan önce de izledim. Alakası yok. Faul de yok yani. Peki ben sana bir şey soracağım. Sakaryasporlu oyuncular neden orada itiraz etmedi doğru düzgün? Oyuncular, ya reaksiyon vermediler bile ya. Oyuncular da pozisyona uzak çünkü. Hani görebilecekleri bir açı ama yok. Ama Mendy için de mesela, Mendy hiç itiraz etmiyor. Ya Mendy zaten yeni bir ülkeye gelmiş, ilk defa oynuyor. Yok, İstanbulspor'dan geldi Mendy. Yok yok, yani zaten bir sene oynadı. Bir sene oynamadı İstanbulspor'da. Ben sana bir şey diyeyim mi? Maçtan bir gün önce çok kötü bir olay yaşandı. Eski başkan Gökhan İn'in başına gelen. Şöyle diyorum ben. Bence takımın üstünde bir olumsuzluk, moral bozukluğu falan olabilir. Bilmiyorum, ben onunla ilgili bir şey demiyorum ama Sakaryaspor'da en büyük problem zaten şu anda maddi problemler. Paraları dönmüyor. Maç bir 20 milyon TL ödeme yapılmış. Haber geldi mi sana? Hiç gelmedi, yok. Sayın Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 20 milyon TL destek sağlamış kulübe. Bilmiyorum, ben hiç haber gelmedi. Bilmiyorum. Doğrudur. Ben yerel medyada gördüm. Zaten biz. Eğer bizi hani benim gördüğüm haber yanlışsa zaten yazarsınız, evet, sizden ricam. Konuşuruz zaten, söyleriz. Hatta yani. Kocaeli Spor'da Tahir Büyükakın'dan 22 milyon, Sakarya'da da Yusuf Alemdar Başkan'dan 20 milyon gelmiş. Bilmiyorum. Bu hafta. Biraz ödeme falan yapılmış. Eğer zaten geldiyse iyi olur ama ne zaman geldi? Maçtan önce mi, maçtan sonra mı? Maçtan önce gördüm haberleri. Perşembe, cuma gibi. Yani şimdi Sakaryaspor'da çünkü zaten biliyorsun para problemleri olduğu için iyi bir transfer süreci geçmedi. Tabii. Ki elindeki oyuncular da gitti. Garader gitti, Lamkelze'ye gitti, Delvalle gitti. Delvalle gitti aynen. Önemli oyuncular ayrıldı. O yüzden bu problem de var. Cebrail sakattı mesela, evet, gene yoktu. Evet, Cebrail'in sakatlığı devam ediyor. Maalesef. Zaten biz bu karşılaşmada İki taraftan da goller beklemiştik. Beklediğimiz gibi oldu. Ankara Gücü kazandı. Kenan Hoca ilk maçını kazandı ama ben Kenan Hoca için de, sen de aynı görüşü belirtmiştin. Hani başarılı olabilmesini beklemiyoruz diye. Sakaryaspor zaten daha da sıkıntılı bir durumda olduğu için. Aslında iki sıkıntılı takımın karşılaşması oldu ama Ankara Gücü sıkıntısı şuydu. Kötü başlangıç. Onu söyleyelim. Sakaryaspor'da kötü başlangıç değil, maddi problemler, yaşanan olaylar bunlar. Çünkü hiç kaybetmeyen bir takımdı bu ligde. İlk yenilgisini 6. aldı. 6. haftada da onlar da mağlubiyet alarak şu anda ligde yenilgisiz takım kalmadı. Bu karşılaşmada biliyorsun Rotary gol attı senin dediğin gibi. Kontra atakta. Kevin Varg 60 dakika orada çok kötü oynadı. Bence de etkisizdi. Hani biz yaptığımız yorumlarda bir beklentimiz yoktu. İlk maç özelinde iyi değildi performansı ama tabii ki şu anda daha erken. Doğru. İlerleyen haftalarda bakalım onun da performansı artacak mı? Belki de bizi yanıltacak ki inşallah yanıltır zaten, öyle söyleyelim. 83'te de Efkan asistinde gol attı. Efkan da çok güzel asist yaptı. İki tane isim Ankara Gücü taraftarının arasında iyi olmadı, iki isim skor yaptılar. Tolga gol attı, Efkan da asist yaptı. Ben yine söylüyorum, evet, aralarındaki şeyler için bir şey demiyorum ama Tolga ile Efkan'ın bu takımın varlığı için ve bu takımın bir şeyler yapması için çok değerli isimler. Birincilikte fazla isimler. Tolga ile aslında biraz aralar düzeldi de, Efkan'ın İstanbulspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket, üstüne bir özür mesajı yayınladı fakat yani Efkan'ın yaptığı en küçük hatada bile Efkan'ın işi zor gibi görünüyor. Efkan'ın sürekli skor yapması lazım arayı iyi tutabilmek kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Bu karşılaşmada da tekrardan Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum. 9 puana ulaştı onlar da. Bu hafta biliyorsun Iğdır kaybetti. İstanbulspor berabere kaldı. Ahmet takıldı. O yüzden kazanmaları önemliydi. Bana göre Ankara Gücü'nde ama maçın adamı kimdi biliyor musun? Osman Ağa. Osman Çelik mükemmel oynadı. Osman Çelik zaten maçın en iyisiydi. Muhteşem oynadı Osman. Zaten Ankara Gücü sayfaları da paylaştı hep Osman Ağa maçın adamı diye. Osman çok iyi oynadı. Osman Ağa müthiş oynadı. Osman Çelik'i özellikle kutlayalım, evet, yani. Osman maçın yıldızıydı. Mert Çetin de iyiydi bence. Mert Çetin zaten İkisi. Çok tecrübeli. Yani tecrübeli derken işte yurt dışına gitti. Verona'da, Hellas Verona'ya bir gitti. Bir de bazı genç oyuncularımız böyle sanki
çok tecrübeli oyuncu gibi soğukkanlı olur, iyi oynar ya. Mert'te ben hep onu öyle görüyorum. İyi oyuncu zaten. Aynen, İyi bir sol stoper. Sana katılıyorum. Osman da stoperde oynadı bu maçta. Ön libero'da oynamadı. Stoperde mükemmel oynadı. Sakaryaspor'da da yeni gelen oyuncular hiç hazır değil maalesef. Normal. Sakaryaspor'da zaten şu an en az bir iki hafta ihtiyacı var. Görünen o. Aynen öyle. Emircan kadroda yoktu zaten. Biz bir de yeni gelen transferle ilgili yorumlarımızı yapmadık. Saint Louis geldi. Alper Uludağ geldi biliyorsun. Mendy geldi. Yok, Alper Ankara Gücü'ne geri döndü ya. Alper gitti. Porte geldi. Güzel noktaya geldik. Alper'i Ankara Gücü için yorumlayacağım. Pardon. Saint Louis geldi. Mendy geldi. Orta sahancısı. Ben yapılan transferin hiçbirisini doğru bulmuyorum. Hepsi yanlış transferler. Mendy dışında. Emircan Altıntaş geldi. Emircan da son dönem düşüşte. Benim beğendiğim, senin de beğendiğin isimlerden birisi ama Emircan geçen sene Iğdır'da ciddi sakatlandı. Hatta geçen sene son maçta, final maçında konuştuğumuzda bana şunu söylemişti. Yeni sezonda birinci ligde 4-5 haftayı kaçırırım diye. Şu anda da zaten hala hazır durumda değil. Yani Emircan'dan eski performansı olursa olur ama gelmez. Şaşırmamak lazım yani onu söyleyeyim. Son bir soru sorayım sana, başka maça geçelim. Yani pazar Alper Uludağ'ı Ankara Gücü için yanlış düşünüyorum transfer olarak. Sen sorunu sor. Schulz iyi oynadı ama oyuna girdikten sonra. Eğer Schulz kendini bulursa kaliteli bir futbolcu. Orası öyle zaten. Hani tabii. Kesinlikle bu ligin üstünde bir oyuncu. Aynen. Kendini bulursa. Şimdi Sakaryaspor'da Cumhur Genç Başkan geri döndü ya. Sence Suat Hoca ile yollar ayrılabilir mi? Cumhur Genç Başkan yeni bir hoca ile yola devam etmek isteyebilir mi? Vallahi bence yeni bir hoca ile devam edecek. Neden biliyor musun? Neden? Şu kulüpteki havayı da değiştirmek için. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Yani geldin mi her şey bir değişsin. İşte paralar ödensin. Hoca gitsin, yeni bir hoca gitsin. Çünkü taraftar da istemediğini bildiği için. Gönderme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu hafta sonu kimle oynuyorlar? İçeride Ümraniye Spor. Bu maçtan önce de karar verebilirler. Maç hiç beklemeden. Ama eğer maçta zaten bir beraberlik mağlubiyet gelirse o da aslında biraz şey olur. Neden olur, sebep olur gibi. Bence devam etmeyecekler ama. Olabilir. Ben de şaşırmam. Emre Demir'i de tebrik edelim. 4. golü oldu bu sene. Evet, Emre şu an iyi oynuyor. Sakaryaspor'un altın çocuğu. Müthiş başladı sezona. Onu belirtelim. Pazara geçelim. Geçelim aynen. Tamamdır. Ahmet maçını geçiyoruz zaten. Aynen. Ümraniye'deydi. Pazar günü saat 16'da. Ümraniye Spor Adana Spor'u ağırladı. Ümraniye Spor baştan sona çok üstün oynadığı karşılaşmayı, Beni ve Minçev'in ikişer gollü ön plana çıktığı mücadeleyi 5-2 kazanarak haftayı mutlu kapattı İstanbul ekibi. Ki geçen hafta İstanbulspor deplasmanında kötü bir mağlubiyet almışlardı. Onu telafi ettiler. 6 maç 10 puana oldu Tuncay Şanlı ve ekibi. Adana Spor'un bu kötü performansı ne olacak? Onu sorayım sana. Ayrıca Beni'nin 2 golünden biri mükemmeldi. Evet. Sol ayağıyla. Beni sonunda skor da yaptı. Beni jeneriklik goller atıyor, attı mı? 3-0 kazandıkları bir maç vardı. Orada asist yaptı ama gol atmadı. Orada golü şey attı. Furkan Apaydın mıydı? Furkan Apaydın attı. Ha yani. Doğru, sol tarafta. O yüzden dedim ya, ilk skorlarını yaptı Beni. İyi oynuyordu, skor yapamıyordu. Beni hiç gol atmadı mı ya maça kadar, öyle yok miydi? Hatta ben geçen o Furkan Apaydın'ın golünde dedim ya, Beni çok iyi oynuyor ama bir türlü skor yapmadı diye. Bak burada da 3 farklı gol daha var. Beni o maçta gol attı. Ya Karagümrük maçı değil miydi sanki ya? Bir bakayım ben buradan. Hangi maçtı? O Furkan Apaydın'la aynen Beni atmıştık abi, yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha da buradan bir bakayım. Aynen. Beni attı herhalde, ben de öyle hatırlıyorum. O maç değil miydi? 2-0'dan 2-2 olan. Bakalım. Aynen, evet doğru, evet. Doğru. İkisi tamam. De güzel gol doğru, attı doğru. Hatta o maçta, tamam. Adana Spor'un bu kötü gidişatı ne olacak Furkan, sana onu sorayım. Ümraniye Spor'da beklediğimiz gibi gidiyor. Bir maç kazanıyor, bir maç kaybediyor. Aynen. Şu an playoff hattındalar ve sezona kadrolarına göre gayet iyi başladılar. Çünkü Ümraniye Spor'un ne mükemmel bir kadrosu var ne de kötü bir kadrosu orta var. Orta seviye. Aynen öyle. Yorumun ne olur 5-2'lik sonuççı? Ben de öncelikle Ümraniye Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Beklediğimiz gibi kazandı. Çünkü Ümraniye Spor kazanır demiştik. Evet. Ve beklediğimiz gibi de kazandı. Adana Spor'da hoca Francesco Cicciolini değil Fabio Coloccini olsa gene bir şey olmaz. Çünkü eski Adana, stoper. Aynen, uzun saçlı. Adana Spor'daki yönetimsel yapı zaten hangi ismi buraya getirirse getirsin bir şey olmaz. Adana Spor'da çok gol yiyor. Iğdır'dan 6, burada 5. Aynen. Yani ligin en çok gol yiyen takımı Adana Spor şu. Adana Spor herhalde 13 gol yedi. Bir bakayım da. 15 olabilir. 17 gol yemiş. En fazla gol yiyen takım. 13 diyordum ben bir de yani, düşün. Ya Malatya'yı saymıyoruz. Malatya Adana Spor maç başı şu an 3 gol yiyor. Yani bir gol daha koy 18 olsun 3 gol. Doğru. Ve bu maçta 5'li oynamalarına rağmen 5 gol yediler. Normal. Çok defansif başladılar ona rağmen. Bak hafta sonu felaket bir maç var. Adana Spor Çorum FK. Şimdi birazdan Çorum'a geldiğimi konuşuruz ama felaket evet, bir maç. Aynen. Hoca götürür yani, götürebilir aynen. Öyle bir maç. Ya bilmiyorum, ben Adana Spor'un bu durumu üzüyor beni bir futbol severi olarak. Çünkü Adana Spor çok köklü bir camia. Toros Kaplanları yıllarca Süper Lig'de oynamış bir takım ama
Yakışmıyor Adanaspor'a bu durum. Hı hı. Yine kötü bir kadro kurdular maalesef. Sıkıntı çekecekler. Takımdaki birçok oyuncu bu ligin oyuncusu değil yani. Ya, yabancılar gerçek. İyi ama onun dışında yerliler yok zaten. Yabancılardan kim iyi sence? Oberlin iyi. Amadou Cissé. Oberlin başka? Amadou Cissé. Amadou Cissé biliyorsun daha önce de geldi bu takıma, o zaman da iyi demiştik. Skor yapan isimdi. Amadou Cissé. Ama şimdi 2 tane 3 tane iyi oyuncuyla bu takım gitmez ki, alternatifin yok. Yerlilerin iyi değil. Ya Yepi, Dabo falan boş oyuncular bence ya. Yepi zaten çok iyi değil. En fazla yetersiz alternatif olur. Oyuncular. Dabo bence iyi oyuncu ama Dabo da en fazla yapabileceği bu kadar. Ama koşamıyor ya oyuncular. Öyle koşamaz yani. Bir de bu adamların ikamesi de yok. Yani şu rekabete sokacağın adam da yok. Adam diyor ki nasıl olsa kimse yok, ben oynarım bu takımda diyor. Oberlin gitti bu arada. Sepsi de Adana Spor'da. O gitti zaten. Oberlin iyiydi yani, onu diyorum. Ha tamam, okey. Oberlin iyiydi, gitti zaten. Zaten bir de dikkat et, Adana Spor'da hep iyi olan oyuncular gidiyor. Kötü olanlar gitmiyor. Mesela Donkor'u geri aldılar. Donkor aynen. Geçen sene Sakarya'da çok kötüydü. Dün de bir hata yaptı zaten. İkram yaptı rakibe evet. Direkt. İşte Donkor, ben o yüzden geçen sana özellikle sordum. Senin adamın hani ne düşünüyorsun dedim. Donkor felaket, rezil durumda yani. Korcan'ı niye aldı mesela Adana Spor? Korcan zaten Buca Spor'da ikinci ligde en zayıf grupta kötüydü geçen sene. Evet. Hatta play-off maçında çok hatalıydı golü, Mersin maçında. Doğru. İçerideki. 1-0 kaybedip elendiler. Yani Adana Spor'da transfer ekibi düşük bütçeye karşılık da o bütçeye karşılık iyi oyuncu alamıyor. Mesela Urfa'nın da bütçesi düşük. Kayode gibi, Ali Male gibi oyuncuları getirdi. Aynen yani, o yüzden Adana Spor'da sıkıntı çok büyük. Maalesef. Ümraniye Spor'un ben galibiyetini tekrardan tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Tuncay Hoca bence fena gitmiyor. Ne diyorsun? Oğuz Yıldırım da bir gol attı. Evet. Başarılı sağ bek Ümraniye Spor'un. Ümraniye devre arasına kadar eğer bu bantlarda gidebilirse, orada 2-3 hamle yaparsa tehlikeli bir takım olabilir, olabilir gibi duruyor. Devre arasına bakarız. O ya çünkü iyi yabancıları var. Evet. Kesinlikle. Ümraniye Spor'u tebrik edelim. Tuncay Hoca'yı da kutlayalım özellikle. Hı hı. Aynı saatte oynanan bir maç daha vardı. Furkan, o maça geçelim. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü. Daha doğrusu Ankara Keçiören Gücü. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçının sonucunu konuşacağız. Iğdır FK Başkent deplasmanından eli boş döndü. Başkent ekibi kendi evinde Doğu Anadolu temsilcisine yıllanmış şarap misali forveti Mamed Diouf'un attığı 2 golle 2-0 yenerek önemli bir 3 puan aldı. Diouf da 37 yaşına geldi biliyorsun ama iş yapamasını bekliyordum zaten, yapmasını yani. Kesinlikle yani, Diouf zaten çok kaliteli bir golcü. Bir tabir vardır, minare yıkılmış ama mihrap yerinde diye. Evet. Diouf 37 yaşında olabilir eyvallah ama hani Diouf yani sağlam bir golcü. Buldu mu atar, affetmez. Iğdır taraftarlarının senin çarşamba günü konuştuğun bir konuyla alakalı dün sosyal medyada büyük eleştirileri vardı. Ne o? Hatırlamadım hiç valla. Şöyle, kardeşim bu oyuncular Iğdır'da yaşamak istemiyorlarsa öyle futbolcu Iğdır'a gelmesin demişler. Ben yorumları okudum. Şunu diyorlar yani, sen de bunu dedin ya. Iğdır FK taraftarları takımın halkla bütünleşmediklerini düşünüyorlar. Iğdır halkıyla, Iğdır şehriyle. Bütünleşemezler ama. Yani ya onlar öyle düşünüyor yani, ben onu söylüyorum. Yok, taraftarlar kendi açısından haklı ama şimdi şehrin konumundan dolayı yabancı oyuncular burada gelmez, ailesi gelmez. Bak yabancılardan bahsediyor, hiç yerlerden bahsetmiyor. Ben de sana şöyle diyeyim, oradan devam et. Iğdır'ın bu sene aldığı yabancıların yarısı karavana bu bütçelere göre. Doğru. Zaten bu oyuncular Iğdır'da değil. İstanbul'da da bence bu takım ikamet ediyorsa alınmamalıydı mesela. Yani dün Marcos Silva koşamıyor, gidemiyor adam ya ben yani. Ben burada söyledim. Guima gidemiyor. Ben ikisini yerden yere vurdum burada. Şimdi ben bunları... Ben de Alexis Çeyraf da yerden yere vurmaktan sıkıldım. Aynen, sen de Alexis'e taktın. Ahmet Engin'e de çok geçmiş olsun. Evet, 6. dakikada bir depar attı. Sağ ayağından bir sıkıntı yaşadı. Lifi attı herhalde. Olabilir aynen. Yani ben şunu düşünüyorum. Iğdır'ın bütçesine göre bazı alınan yabancılar alınmaması gereken yabancılar. Aynen. Şimdi bak mesela biz yorumlar yapıyoruz ya, takımlarla ilgili yapılan transferler olur, işte hamleler olur, her şeyle ilgili. Mesela eleştiriyoruz, bize diyorlar ya herhalde sizin mamanız gelmedi. Eleştiriyorsunuz. Mesela bizim bak Iğdır'la aram çok iyi. Ben burada 3 hafta önce Hamit Yıldız'ı öldüm. Değil mi? Şey transferinde Liço. Ama birinci hafta, hatta yaz döneminden beri daha doğrusu transfer programında de Guima ile Silva'yı yerden yere vuruyorum. Niye vuruyorum? Bir şey biliyorum çünkü adamları tanıyorum ben. Herkes, hatta ben örnek veriyordum. Herkes nasıl Türkiye'de Necip Uysal'ı tanıyorsa, nasıl ne yapacağını biliyorsa ben de o adamları biliyorum. Marcus Silva'yı ben şu anda ikincilikte kafa oynayacak Sarıyer'e, Batman'a götürmem. Bu kadar ileri Silva'da gidiyorum. Silva'da net kilo fazlası var kilo ya. Kilo fazlasından daha fazlası, adamın bir kere zaten fizyolojisi ağır yani. Şey, evet. Fizyolojisi şey böyle kalın. Bir de zaten otomatikman o kalınlık ona zaten ağırlık katıyor.
Guima zaten en kötü transferlerden birisi. Yani Guima Silva'dan da kötü. Niye daha kötü biliyor musun? Şimdi geldiği zaman Guima Portekizli değil mi bu arada yine? Guima şeyli ya. Mozambik. Mozambik miydi? Bir daha bir bakayım. Geçen gol attı hatta milli takımda. Marcos Silva şeydi zaten. Portekizli'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha bakacağım. Guima Mozambik'ti tamam. Şimdi Guima geldiği zaman da Chaves de oynadı ya Portekiz'deki tamam. Bir anda Silva da Portekiz'den geldi yok, zaten. Yok özellikle şey için söyleyeceğim Guima için. Şimdi bir anda Portekiz'deki de oynadı ya Portekiz'deki diye aklıma kalmış. Şimdi geldiği zaman ben eleştirdiğimde bazı yorumlar gördüm çünkü Guima ile ilgili. Ya bu adam Portekiz'deki de oynadı Süper Lig'inde. Bu adama nasıl kötü diyorsunuz? Görüyoruz şimdi Guima'nın performansını ve çok iyi ligde oynayan bir oyuncu çok iyi olduğu anlamına gelmiyor ki. Ya tabii canım. Süper Lig'de de birçok oyuncu var ama. Yani o zaman her ligin bütün oyuncuların iyi olması lazım kalite ligin. Yani tabii. Premier Lig'de o zaman hiçbir takımın düşmemesi lazım mesela. Veya işte Almanya Bundesliga'da hiçbir takımın düşmemesi lazım. İyi olan takımlardan bahsediyorum. Veya işte iyi olan oyunculardan bahsediyorum. İyi oyuncuların bulunduğu takımda. Aynen, yani öyle. İyi olan oyuncu da var, kötü olan oyuncu da var. Her seviyede ve ligde. Evet. Iğdır'ın da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Bir de bu benim kendi görüşüm. Yalçın Koşukabak Hoca tamamıyla takımı aşağıya doğru çekti. Nasıl çekti? Bir kere zaten bak haftalardır şunu söylüyoruz. Hocam Niman'ı oynatma dedik. Tamam bu maçta oynatmadın. Kulübe yattın, oyuna dalmadın. Güzel yaptın. Ama asıl önemli bir şey söyledik. Hocam Halil İbrahim niye almıyorsun sonradan oyuna? İlk defa girdi. Adana Spor maçında sen o kadar farklı öndeyken bile almadın. Al adamı ısındır. Bak sen şimdi kurtarıcı diye alıyorsun. Bu adamdan bir şey bekleme hocam artık. Bak benim Halil İbrahim Sönmez'e devre arasına kadar bu takımda 90 dakika da oynasa, ilk 11'de de başlasa, ikinci yarıda girse benim artık Halil İbrahim'i eleştireceğim, onu yerden yere vuracağım bir noktası olamaz kötü oynadığı zamanda. Çünkü neden biliyor musun? Sen adamın hiç yüzüne bakmadın ki hocam. Yani hocanın oyuncunun yüzüne bakmadı. Ya bu haftaya kadar bakmadı. Dün de 61'de aldı. Halil İbrahim'in memleketinin plakası da 61. Bir de Ahmet Engin de sakatlandığı için bence biraz aldı. Çünkü Niman da zaten bir şey vermiyor. En azından dedi ki Halil İbrahim'i kullanayım. Ben öyle düşünüyorum. Turan da kanat oyuncusu değil ya. Evet, bir de kanat fiziğine de uygun değil. Zaten kanat da uygun değil. Adam dev gibi. Driplikte yani. Oyuncu değil ki sen aynen. Kanat oynatıyorsun. Bir kere orada da yanlışı var hocanın. Onun dışında ben bakıyorum hocanın mesela ben Caner'in oyundan çıkmasını anlayamadım. Caner Cavlan'ın. Sakatlığı yoktu. Ya bir sol bek oyundan çıkmaz kolay kolay. Bilmiyorum. O anda zaten Burak da çıktı. Mert Çöl geçen de şey girdi oyuna. Halil İbrahim Sönmez girdi. Evet aynen. Yani o yüzden kesinlikle Iğdır'da ben hocanın da son iki haftadır tamamen sınıfta kaldığını düşünüyorum. Iğdır'ın zaten transfer noktasında sınıfta kaldığını düşünüyorum. Hatta ben hatırlıyorsam bir şey söylüyordum ikinci hafta. Ben Guima ile Silva'ya beğenmediğim için ben olsam oraya transfer yaparım ama... İkisi yeni geldiği için zaten bunların şeyinden çıkamazlar ve adam almazlar demiştim. Evet. Öyle de oldu ve o taraftan da yanıyorlar. Zaten Iğdır taraftarları da, Iğdır FK taraftarları da 6 ve 8 numara istiyorlar yani. O evet. Net. Hani onlar da şikayetçi. Hı hı. Ya bence Cuma akşamı oynanacak maç Yalçın Hoca'nın son şansı olur gibi duruyor. Erzurum maçı. Evet. Çok kritik bir maç. Erzurum'da tehlikeli bir takım. Sence Iğdır Regatten ve Alim Öztürk'ü aradın bu maçta? Regaten'i aradı tabii ki. Alim'i aradım dersen ya stoper hattında çok sıkıntı yok. Yani orayı kapatabilecek oyuncular var. Hasan'la Burak oynadı. Aynen öyle ama daha çok hücumda arıyor. Çünkü bak Niman zaten yok ortada yani kötü. Yok. Regatin solda var. Regatin'de olmayacak sen Turam'ı kullanıyorsun. Turam zaten kanat değil. Değil. Hiçbir şey kalmıyor. Ahmet Engin'i de kaybettin maçın başında. Halil İbrahim'i de zaten öldürdün. Bak işte Halil İbrahim o zamanlar oynatsan adamın kafası da fiziksel şeyi de oyun gücü de dinç kalır, diri kalırdı. Belki bir şeyler yapardı. Ama Halil İbrahim'i zaten psikolojik olarak da bitirdi hoca. Keçiören gücünde de Uğur Kağan iyi oynadı mesela. Uğur Kağan iyi oynadı. Mehmet Yof iyi oynadı. İyiydi. Traore yine iyi oynadı. Zaten çok iyi 6 numaralardan bir tanesi. Bence aynen öyle. Yeni sezonda iyi transfer de yapabilir. Ben öyle düşünüyorum. Keçiören Traore'den de para kazanabilir mesela. Evet, ben bu mesela. Karşılaşmada iki taraftan goller beklediğimi söylemiştim herhalde. Sanki ben Iğdır yenilmez dedim. Sanki ben Keçiören gücü kaybetmez mi dedim. Öyle hatırlıyorum gibiyim ama tam hatırlayamadım. Tekrardan da Keçiören gücünün galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii çok ki. Kritik ve değerli 3 puan aldılar. Kesinlikle. Acer'in yedek kalması için ne düşünüyorsun? Normal şu anda. Yani. Son şimdi. Sorum olsun. Normal. Peki tamamdır. Başkent ekibini kutlayalım Ankara Keçiören gücünü. Bu hafta da başkent ekiplerinin haftası oldu zaten. Evet. Gençler Birliği, Ankara gücü, Keçiören gücü hepsi kazandı. Evet. Başkent haftası oldu diyebiliriz. 19'da oynanan 2 maç vardı. O maçların sonuçlarına geçelim. İstanbulspor Bandırma Spor maçının sonucunu konuşalım. Maç başladığı gibi bitti. 0-0. Hı hı. Maçtan önce birisi bana gelse dese ki bu maç 0-0 bitecek.
çok affedersiniz hadi lan derdim. Ben İnanmazdım. Demezdim, normal. Şundan dolayı iki takım da rahat gol de atabilen, yiyebilen Bandırma de takımlar. Bandırma rahat gol atamıyor bence, ben sana söyleyeyim. İstanbulspor atıyor. Doğru. Ama İstanbulspor'un da üst düzey bir kadrosu olmadığı için bir maçta 0-0 da beraber kalsa, 5-0 da kaybetse şaşırmazsın. Bandırmaspor zaten atamıyor. Çünkü Bandırmaspor'un geçen hafta Ahmetspor maçından çıktığı hücuma bakıyorsun, defansif hücum. Mustafa Hoca dün yine bir kanat oyuncusuyla çıktı bu arada. Gerçek yeri olan Nomel. İşte, nasıl şaşırmasın? Bandırmaspor Diakabi'yi niye aldı ben onu anlayamıyorum şu açıdan. Bence oynatılmayacaksa. Diakabi'yi niye aldın demeyeceksin bence. Mustafa Gürsel'i niye getirdi takım başına diyeceksin. Ya onu, Mustafa aynen. Hoca gelirse böyle olur. Ona, ya ben artık söylemekten dilimde tüy bitti. 4 haftadır maç kazanmıyor. Ama onu 3 ayrı kere konuştuk zaten. 2 sene önce yani. Geldiği zaman da ilk hafta maç kazandı. O zaman ilk hafta baydı, 2. hafta başladılar. 11 hafta maç kazanamadı. Şimdi 4 hafta oldu. Hoca herhalde rekorunu egal etmek için uğraşıyor yani. Ben sana söyleyeyim. Bence Bandırma Spor yönetimi de çok sabırlı. Sen hatırlıyorsun burada Onur Göçmez Başkan'ı çok övüyordun. Ben sana ne konuda eleştirdiğimi biliyorsun değil mi? Onur Başkan'ı idari anlamda övüyorum ama... Hayır, sen o zaman komple övüyordun. Ben orada seni uyarıyordum. Diyordum ki bak, ben maddi anlamda söylemiyorum. Transferler, sportif direktörün gelip gitmesi, hocalar diyordum. Sen hala benimle orada iddialaşıyordun, söylüyordun. Ama ben orada çok önemli bir noktaya basıyordum. Bak, hoca seçimi diyordum, sportif direktör diyordum. Bak, iki tane şeyi söylüyordum ve sezon içinde her zaman birkaç tane oyuncunun kadroşu bırakılmasını söylüyordum. Oluyordu çünkü. Her sene oluyordu. Doğru. Geçen sene de oldu. Holovnia'lar falan oldu. Bir ara 5-6 oyuncuyu aynen. Bıraktılar. Şimdi bu sene de bakıyorsun ya Mustafa Gürsel geliyor. Yani artık dilimde tüy bitti. Ben aynı yanlışı konuşmaktan bıktım bu yani. Bu sene de kadro dışı kalan oyuncular olur mu? Olur. Çok rahat olur. Bandırmaspor dersen aynı şey oluyor işte. Yani hiç şaşırma yani. İstanbulspor'un gol atamamasına ben şaşırdım ya ama. Ya ben şaşırmam. Pozisyonları da vardı. İstanbulspor çok üst düzey bir takım değil. Yani hatta geçen bir taraftarımız, izleyicimiz yazdı ya. Bana göre işte İstanbulspor şampiyonluk adayı, işte Pendikspor. Ben Pendikspor'u zaten saymadım. İstanbulspor bile saymadım. Ama İstanbulspor güzel futbol oynuyor. Ona o yanını seviyorum. Hani. Maçını izlemeyi ben seviyorum İstanbulspor'un. Evet, zevkli futbol oynuyorlar. Zaten izliyoruz. İşimiz Muammer 90+5'te net bir pozisyon yani. Yakaladı. İki tane üst üste. Atamadı. İkinciyi daha netti. Kullanamadı. Emir Kağan da bu arada 100. maçına çıktı. Onu da kutlayalım İstanbulspor evet. formasıyla. Peki sence Bandırma Spor'da bir hoca değişikliği olabilir ben mi? Ben maç öncesi programında beraberlikte mağlubiyette bile gider demiştim. Çünkü Ahmet mağlubiyetinin bardağı taşıran son damla olduğunu söylemiştim. Bugün yarın açıklanırsa kimse şaşırmasın. Belki bize programdan sonra da haber gelebilir. Kerem Atakan da sağa çıktı. O başladı bu maça. Kerem zaten hep ilk 11'de oynuyor. Ama merkez oyuncusu açıkta başlattı hoca. Normal. Hoca kim? Mustafa Hoca. Ya şimdi bak hani belki izleyenler bize diyecektir ki siz herhalde Mustafa Gürsel düşmansınız falan diyebilirler şimdi. Hani bizim tarzımızı bilmeyenler. Ama yani 3. senesi oluyor. Yani 3. dönemi oluyor. 3. ayrı dönemi. Bandırma Spor'da. Aynen. Hep aynı hatalar var zaten. Doğru. Ve sadece burada değil. Ümraniye Spor'da oldu. Kocaeli Spor'da oldu. Kocaeli Spor'un başına geçen sene geldiği zaman da hocanın atkıyla stat'taki pozundaki açıklamasında ne dedi? Vuran, kıran, basan, zevkli bir Kocaeli Spor izleteceğiz dedi. Maç galibiyet zor oldu. Hoca bir puan ortalaması aynen. bile yapamadı Kocaeli Spor'da. İlkokul ortalaması gibi oldu yani. Doğru. Hani bedenden iyi alırsın, diğerleri hep aşağıda olur. Bir ortalama gelir ya bir aynen, olsun. Aynı onun gibi oldu yani. 0.80 miydi? Çok evet. kötüydü ya. Bilmiyorum valla Bandırma Spor... Çok kötü düşüşe geçti. İstanbulspor bu beraberlikle liderliğini devam ettirdi. 13 evet. puana çıktı. Bakalım hayırlısı olsun. Aynen. Son maçımıza geçelim. Tamamdır. Bu maçta bence puan kaybını yaşayan Bandırma oldu. İstanbulspor olmadı. Bu benim kendi görüşüm. Üzülen taraf Bandırma aynen. Spor diyorsun. Kesinlikle. Katılıyorum sana. Son konuşacağımız maçta Çorum'daydı. Çorum Futbol Kulübü kendi evinde Kocaeli Spor'u ağırladı. Kocaeli Spor İzmitli oyuncularıyla güldü bu maçta. Son 15 dakikada gelen 2 gol Mesut Can Tunalı'nın muhteşem golüyle 1-0 öne geçti Kocaeli Spor. Haftanın golü bence. Bence de. Ardından da benim çok beğendiğim bir isim Furkan Gedik son dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve Kocaeli Spor'u kritik Çorum deplasmanından çıkardı İzmitli oyuncular. Çok sevdiğim bir söz vardır benim slogan. İzmit'in çocukları hani herkese yeter diye. Dün bunu gösterdi genç oyuncuları Kocaeli Spor'un. Şunu söyleyeceğim. Bir de Kocaeli Spor bence tamamen böyle bir uykudan uyandı bu galibiyet. Kesinlikle. Ben bir de çok eksik de gittiler. Aron yoktu. Marcao götürülmedi. Evet. Sakatlığı var mesela. Oğulcan yoktu. Kırmızı kattı çünkü. Çok kritik bir 3 puan alındı. Bir de maçın ilk yarısında Kocaeli Spor'un verilmeyen çok net bir penaltısı var. Çaktaş'ın ayağına basılan müdahale net penaltı. Ben maçın devre arasında hatta Metin abiyle konuştum. O da net penaltı diyor. Telefonda konuştuk. Kimle konuştun? Metin Şentürk'le. Arada konuşuyoruz. Metecim net penaltı dedi. Ben de Metin abiyle aynı düşünüyorum. Caktaş'ın pozisyonunu
VAR'dan görmeyen hakem ne yapıyor ben merak ediyorum orada. Çağdaş'ın pozisyonu halı sahada, sokaktaki aynen öyle her yerde. Direkt penaltı. Her yerde adamı penaltı. Sen ayağına basıyorsun. Hatta ben sana söyleyeyim net penaltı. Belki o basmaya kırmızı bile verse kimse hayır demez. Bence yok da demez. Kırmızıyı geçtim sen penaltısını ver bari. Evet. O nasıl verilmez yani? Yani düşün yani işte olayın devamını anlatıyorum. Yani penaltı vermedin hani onu ver hani pozisyon aslında normalde kırmızı kartlık da bir pozisyon yani faul. Hadi veremiyorsun zaten ki versen penaltı da vereceksin. Hiçbir şey çıkmıyor. Hani ölmeyi gösterip... VAR'a bile gitmediler mesela. Ölmeyi gösterip sıtmaya razı etmek diye bir tabir vardır. Evet. Penaltısını ver bari. Hani kırmızıyı falan geçtik. O da yok. Komedi. Aynen öyle. Kocaeli Spor dediğim gibi bence çok önemli bir galibiyet alarak uykudan uyandı. Çünkü Ahmet maçındaki kırmızı kartlar, Manisa maçındaki mağlubiyet kırmızı kartlar tamamıyla takımı buhrana sokmuştu ama önemli galibiyet aldılar. Senin beğendiğin Furkan Gedik gol atarken de Ahmet Sagat'la beraber çok güzel avlar yaptılar. Evet 2'ye 1 müthiş yaptılar. Ve Furkan yaptılar. Da güzel çalım yaparak hani orada güzel bir gol attı. Güzel de bir vuruş yaptı çünkü ters ayak da attı sol ayağıyla. Güzel bir gol oldu. Çorum FK'da da bizim sezon başından beri eleştirdiğimiz hatta 2 senedir benim eleştirdiğim Kerem Kalafat. Bir de bu sene çok eleştirdiğimiz Mehdi Bujema Mehdi, vardı. Doğru. Yerden yere vurdum. Her şeyi söyledim gerekeni. Dünkü performansıyla da zaten bunu gösterdi. Ve özellikle Serkan Özbalta ile ilgili dün haber yaptık. Şimdi o haberle ilgili söyleyeceğim. Şimdi taraftarlar yazıyorlar haberin altına. Yalan haber. Kaynağınız kim? Geçen sene de yaptığınız yalan haber. Doğru. Gördük diyorlar. Buradan bir şey söyleyeyim mi Çorum taraftarına? Bak. Eğer bu yalansa benim söyledim şu an. Bir daha program yapmak nasip olmasa. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Aynen öyle. Geçen sene yaptığımız Hamit Yıldız bu takımdan Burak Çalık'la beraber ayrıldı haberini yalanlayanlar. Hamit Yıldız da altına hatta yazmıştı. Taraftarlar bizim üstümüze geldi. Sene sonu bunu itiraf ettiler. Haberiniz doğruydu. O günkü şartlarda biz bunu yalanmamız gerekiyor dedi. Bak. Bizde yalan haber hiçbir zaman olmaz. Ve şunu da söylüyorum. Şimdi biz haber yaptık ya. Bir hafta daha Serkan Özbalta'yı bize inat tutacaklar takım. Bak izleyin. Söylüyorum. Adana Spor maçında kalacak. Takım maçında olacak büyük ihtimalle. Ama Adana yenemedin mi gidecek o zaman. Herkes izlesin. Muhsin Dere, Onursal Başkan da Serkan Hoca'yı eleştirmiş bu arada. Evet. Taraftarlar da dün istifaya davet ettiler bir maçtan sonra. Bir de şöyle bir sonra. Şey var. Biz yaz döneminden beri Çorum FK'yı konuşuyoruz. Yani bütün takımları konuşuyoruz. Aynen. Bu evet. Sadece Çorum için geçerli olmuyor. Tabii tabii. Başka takımlarda da oluyor bu söyleyeceğim aynen. Şey. Bir haber yapıyoruz, bir yorum yapıyoruz. Hemen mesajlar, aramalar geliyor. Gelmesin kardeşim bize niye geliyor? Normal konuşurken niye bize gelmiyor? Aynen doğru. Normal zamanda bizi normal aramıyor. Normal konuşurken bizi isimler. Niye kimse aramıyor? Yani doğru. Atıyorum bir maç konuşuyoruz, bir şey konuşuyoruz. Veya atıyorum biz mesela bazı kulüplere, yani yönetimlere, yöneticilere işte reklam teklifinde bulunuyoruz. Kanalınıza, işte firmanıza reklamını alabiliriz. Bunlarla ilgili bize hiç kimse dönmüyor. Doğru. Ama bir tane haber yaptım mı? Bir de bizi takip etmeyenler de yorum yazıyor. Çorum'da görev yapanlar. Bak buradan da söylüyorum. Bizi takip etmiyorsunuz sayfaya bir de mesaj atıyorsunuz. Ya aynen takip etmediğin sayfa niye mesaj atıyorsun ya? Atma kardeşim bana mesaj. Muhammed Fettahoğlu bak söylüyorum isim. Ben çekinmem söylerim. Takip etmiyorsun sayfayı bir kere. Niye atıyorsun ki bize? Bize Allah bilir hiç de izlememiştir yani. Bak onu da söylüyorum. O da bilir. Gerek yüksek yok. Çünkü yüksek. Geçen sene bizim yaptığımız haberi yalanladınız. Haber doğruydu. Evet. Ben o gün de haberin arkasında kaldım. Zaten Hamit Yıldız Iğdır'a gitti orada ayrıldı. Aynen. Haber doğruydu yani. Kısa bir süre sonra Iğdır'a gitti tabii. Hatta. Yani bizim haberler hiçbir zaman bak 100 tane haber yapıyorsak biz özel haber. Bunun 99 tanesi doğrudur. Çünkü bizim kaynakları her zaman sağlam. Zaten bunun da doğru olduğu hemen kısa sürede ortaya çıkıyor. Tabii. Bizim haberler yani. Bir haftaya kalmıyor aynen. En kötü yani öyle söyleyeyim. Caner Osman Paşa'yı nasıl buldun? İlk maçına çıktı. Şimdi Caner Osman Paşa'yı ben beğendim. Aslında şöyle Çorum zorlayamadı ki. Hazır buldun mu? Hazırdı bence. Bence de bence iyi oynadı. Bence hazırdı. Sıkıntı yoktu. Ben bir de özellikle şunu söyleyeceğim. Geçen hafta Çorum Kocaelispor taraftarı da yazdı. Katılıyor musun bilmiyorum. Vukovic'in performansının çok kötü olduğunu söylüyorlar. Bence de öyle. Alternatifi yok ama ben mecburen zaten sezon oynuyor. Başı da söylemiştim. Vukovic'i ben bu takımda tutmam diye. Hatta seninle burada hem transfer programı yaptığımızda hem de Kocaelispor'un 1. 2. hafta maçlarını konuşurken acilen bence Vukovic'in yerine de bir adam. Yani 6-8 oynama üzerinde bir oyuncu lazım demiştim. İşte bu yüzden söylüyordum. Belki orada şöyle bir şey olur. Caner'le Aaron stoper oynayıp Tarkan 6 oynayabilir. O da olmaz işte. Sen bunu da o zaman da söyledin. Başka adam yok işte. İşte devre arası ne kadar idare edip oraya transfer lazım. Kocaelispor biliyorsun Yalçın Kayan'ı almaya çalıştı. O da olmadı. İyi ki olmadı. Bence Muammer olmadı. Çok yüksek bir bonservisi. Hangi Muammer? İstanbulsporlu Muammer. Sarı Kaya diyorsun, pardon. Çok ciddi bir para istendi. 10 milyon konuşuldu. 20-25 bile dendi sonradan yani. Yok o şöyle ya. Kocaeli 10 milyon teklif etmiş. Iğdır 20 vermiş dedim. Aynen. Hani o çünkü İstanbulspor tok satıcı bir kulüp. Rahat bir kulüp. Evet. O yüzden oyuncularını ucuza bırakmıyor. Kocaelispor'da şöyle bir durum var.
genç oyunculardan Ertuğrul Hoca'nın verim almaya çalışması lazım. Başta Furkan Gedik bence. Mesut Can'dan aynen bu oyuncuların işte benim suyunu söylediğim çıkarması lazım. Furkan Özyapı gitmemeliydi takımdan. Bak, o hata diyor, oldu katılıyorum. Maçında da gol attı. Aynen Furkan kesinlikle. Furkan bu ligde rahat oynardı. Tabii tabii ben sana katılıyorum orada. Yani. Kocaeli Spor çok kritik bir galibiyet aldı. Hı-hı. Pazartesi Urfa ile oynayacaklar evlerinde. Bir hafta sonra hani o maça kadar en azından hem Marcao belki düzelirse artı bazı oyuncular da daha hazır hale gelirse Çaktaş hala tam bildiğimiz Çaktaş gibi değil ya ne diyorsun? Vallahi penaltıyı verselerdi. Şimdi orada iş yapmış iş olacaktı yapacaktı. Otomatik belki aynen. Belki de penaltıyı da ona attıracaklardı gol işte. Ya da Sagat atardı yüksek ihtimal. Bence Çaktaş attırlardı. Pedrinho da olabilirdi. O da olabilirdi. Yani duran topla çünkü Çaktaş kullanıyor. Yani Hajduk Split'te de kullandı. Rumi Mendes kazandı, daha kullanmaz. Topu göğe vurduktan Mendes, zaten sonra. Zaten o zaman da yani Mendes zaten duran top oyuncusu değil ki. Sen o da milli takımda penaltıyı attı biliyorsun. Yani normal burada oranın kralı olduğu için tabii, takımdaki. Rodriguez'le beraber. O yüzden baba onlar. Aynen. Yani babalar. O yüzden Kocaeli Spor dediğim gibi resmen bir uykudan uyandı. Hani bir tabir vardı ya. Uyuyan devi uyandırdılar diye. Kocaeli Spor kendi kendini uyandırdı. Çünkü bu galibiyet hayat öpücüğü gibi oldu. Fransız öpücüğü gibi oldu Kocaeli Spor için. Tekrardan da tebrik ediyoruz Kocaeli Spor'un galibiyetini. Sana Çorum'la alakalı bir soru sormak istiyorum. Duray Lavano sence neden yedek kaldı bu maçta? Sonradan oyuna girdi. Hep yedek zaten. Bir tane maç oynadı. Malatya maçı 11 oynadı. O maçta zaten sen de oynasan ben de oynasam aynısını yaparız. İş aynen yaparız. Yanlışlıkla iş yapma ihtimalimiz yüksek. Yani şöyle daha doğrusu Avun'u iyi transfer. Yani Avun'u zaten Malatya'ya iyi oyuncu. Karşı. Oyuncunun yedek kalması yanlış. Ben söylemekten dilimde tüy bitti. Ben Avano'nun gördüğü kırmızı kartın sinirden olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı. Ama vurmadı şöyle. Topa giderken müdahale yaptı düştü. Şu açıdan yani diyorum. Yani gidip bilerek bir indirme yolu. Tabii o açıdan değil de şöyle. Oyuncu da bence şöyle psikoloji olmuş olabilir. Benim önümde oynayan oyuncu çok kötü oynuyor. Mehdi. Aynı bölgenin oyuncuları neredeyse. Ama Mehdi hep 11 oynuyor. Ben yedek kalıyorum. Evet. Şimdi insan bunu kıyaslar. Atıyorum şimdi Kocaeli Spor'da Cihat Çelik şunu diyemez. Çünkü Cihat'ın önünde Pedrinho oynuyor yani yerine. Cihat şunu diyemez. Kardeşim Pedrinho oynuyor ben bir şey diyemem. Adam oynuyor. Evet, ama oyuncu. Mehdi sezon başından beri bir tane iyi bir şey yok. Doğru. Veri yok. Evet zaten olumlu. İşte sezon başından beri söylediğim konu buydu. Avun'u çok iyi transfer dedim. Oynaması gerekiyor diyoruz. Mehdi'yi de eleştiriyoruz. Ve ikisinin performansına koydum mu Avun'u sonradan falan giriyor ama iyi oynuyor. Mehdi hiçbir şey yapamıyor. Hoca bunu göremiyor. Yanında. Şimdi Çorum'un geçen seneki kadrosu olsa Avanu yedek kalsa anlarım. Şundan derim ki geçen sene iyi bir 11 vardı. Hani o da hamle oyuncusu olsun eyvallah. Ama şu an Avanu'nun önünde oynayan oyuncular Avanu'dan iyi oyuncular değil ki ya da Avanu'dan evet. Daha iyi. Mesela Nalepa vardı. Hı hı. O yedek kalabilir bir şey diyemem Avanu'ya ama Mehdi hiçbir şey yapmıyor ya. Bir evet, de 10 numarayı giyiyor Mehdi. 10 numara giymeye de geçtim bir de sen 67 dakika 70 diyelim ona 70 dakika sabrediyorsun. Almamak için direniyorsun oyunda. Valla 6 haftadır Mehdi'nin bir tane olumlu hareketi yok. Zarko Ture çok kötü oynadı mesela dün. No evet Zargo zaten yani hani savruk bir stoper. Evet. Landry'yi de bozuyor bence. Landry'yi de bozuyor. Hüseyin de çok formsuz. Kerem Kalafat'a ben burada söyledim. Özellikle o Giresun'daki sakatlığından sonra tamamen bitti. Maalesef. Almazdım diye. O da zaten gösteriyor. Ben tekrardan Kocaelispor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii ki. Kazanan tüm takımları tebrik aynen ediyorum. Aynen öyle. Güzel bir hafta sonu oldu. Güzel maçlar oldu. Tüm takımların da mücadelesini tebrik ederim. Sana da tekrardan teşekkür ediyorum. İzleyen herkesten de kanalımıza abonelik. Ardından videomuzu özellikle rica ediyorum. Altını çizerek söylüyorum. Beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bol bol beğeni bekliyoruz bu videomuza. Rica en az 250, 300, 400, evet. 500 beğeniler gelsin. Yorumlarını da bekliyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim ben de tekrar. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür edelim öncelikle. Ayrıca hafta sonunda da maçlarını kazanan tüm takımları kutlayalım. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.